Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturdum. İddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Kimse kimseye malum güvenmiyor. Deneyip başarılı olduğumuzu kendiniz görürsünüz. YouTube'a günü günü attığım, YouTube'dan silmedim. YouTube'dan kaldırmadım. Önceki videolarımı da izleyip başarımın tırnak içinde belirtiyorum. Aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefona indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da Türkiye Süper Ligi'nde Karagümrük'te Göztepe karşı karşıya geliyor. Karagümrük 35 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraber, 12 mağlubiyet aldı, 44 gol attı, 50 gol yedi, 53 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Karagümrük 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Konyaspor'u 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Karagümrük son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Göztepe ise 35 karşılaşmada 7 galibiyet 7 beraberlik 21 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 65 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Rize Spor'a 7 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı Göztepe. Türkiye Süper Ligi'nde saat 16'da oynanacak olan Karagümrük-Göztepe karşılaşması ile ilgili tahmini İlk kere handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da Köln ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Köln 32 karşılaşması, 14 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı, 51 gol attı. 46 gol yedi, 52 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Augsburg'u 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Köln son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 gol üst bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Wolfsburg ise 32 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 52 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı Wolfsburg. Son karşılaşmasını deplasmanda Stuttgart'ta oynadı ve bir birlik skorla Stuttgart'ta berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmanın Wolfsburg 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da oynanacak olan köln Wolfsburg karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Maç sadece sakat ve cezalara bakınız. Fransa Ligue 1'de saat 18'de brest Strasbourg karşı karşıya geliyor. Strasbourg 35 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 58 gol attı, 39 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Paris Saint-Germain'le 3-3'lük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı Strasbourg. Brest ise 35 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraber 13 mağlubiyet aldı. 45 gol attı, 48 gol yedi, 48 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Clermont'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 18'de Fransa Ligue oynanacak olan brest strasbourg karşılaşması ile ilgili tamirim maç sonu deplasman 0500. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. 21.45'te İngiltere Premier Lig'de Liverpool'la Tottenham karşı karşıya geliyor. Liverpool 34 karşılaşmada 25 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 86 gol attı, 22 gol yedi, 82 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Liverpool'un son 5 karşılaşmada 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Newcastle'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller asistan son 5 karşılaşmasında Liverpool 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Tottenham ise 34 karşılaşmada 19 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 59 gol attı. 39 gol yedi, 61 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Tottenham 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle son karşılaşmasında kendinde Leicester'ı 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller ise son 5 karşılaşmanın Tottenham 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altla tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 21.45'te oynanacak olan Liverpool Tottenham karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İtalya Serie saat 21.45'te Lazio ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Lazio 35 karşılaşmada 17 galibi, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı, 70 gol attı, 53 gol yedi, 59 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Spezia'yı 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Lazio son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesi 2,5 gol altta tamamladı. Sampdoria ise 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 57 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı Sampdoria. Son karşılaşmasını kendi evinde Genoa ile oynadı ve 1-0'lık skorla Genoa'yı kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından Sampdoria son 5 karşılaşma 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 iki 2,5 gol üstte tamamladı. İtalya Serra'da saat 21.45'te oynanacak olan Lazio Sampdoria karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü deyip kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maçı özet görüntüleri, hakem ve iddia istatistikleri, iddia analizleri verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturdum. Gün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkla eşmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.